SOAS Emre Enstitüsü'nde düzenlenen Sanat ve Kültür Konferansı serisinin geçtiğimiz haftaki bölümünde Warwick Üniversitesi'nden Dr. Philipp Wirtz'in araştırma konusu olan 1908 ve 1918 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde yaşayan Alman göçmenlerin kültürel hayattaki gözlemciliği ve katılımcılığı konusu masaya yatırıldı. Evet, Yunus Emre Enstitüsü'ndeyiz, bir başka etkinlikteyiz. Hi, and welcome to our program. Firstly, could you please introduce yourself? My name is Philipp Wirtz. I am a senior teaching fellow at the School of Oriental and African Studies in London, and I also work as a teaching fellow in Middle East history for the University of Warwick. And I have worked on the history of the Middle East for about 5 years, did my PhD at SOAS on Turkish autobiographies and how they describe the late Ottoman Empire. Tonight I introduced a new project that I've recently started on some German expatriates who lived in the late Ottoman Empire and early Turkish Republic. I'm looking at the period from about 1908 to 1926 today, because of the time limit. I had to limit myself to looking at the period from about 1908 to 1918, and I'm focusing on a newspaper in the German language that was published in Istanbul called the Osmanische Lloyd, or Lloyd Ottoman in French. And today I spoke a bit about how editors of this newspaper not just wrote about politics and economics and what was going on in those regards, but they also wrote a lot about Ottoman literature and culture, theater productions, new things that came out in literature and in poetry. And it was interesting for me to see how these, there must obviously have been people in the audience of these newspapers who read Ottoman Turkish and could follow up on these book reviews. And I looked at one of the editors who lived in Istanbul for a long time and who started an Ottoman German family. He married an Ottoman lady, and one of his sons fought in World War I in the defense of Gallipoli at the Çanakkale fortresses. So I'm both interested in what they have to say about their host country in their published writings, and also in what types of lives they built for themselves and types of families they started. Because very often when we think of the relationships between Germany and Turkey, a lot of people just talk of migration from Turkey to Germany, which helped the Germans to build up their country after World War II, and for which the Germans are not half as grateful as they should be. But there's also, very interestingly enough, there was a time where people from Germany migrated to the Ottoman Empire and later the early Turkish Republic and built their existence there. So I'm following up on some of their writings, both published and unpublished, most of them in German. And now I need to, which is also the reason, because I'm reading a lot of German sources at the moment, that I forgot most of my Turkish. If I were to speak Turkish now, I would do a grave insult to that language. I need to sort of dust off my Turkish now and look at the other side, the Ottomans and Turkish partners in life and in writing of these people and what exchanges they had. Konferansa katılan SOAS Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Bengüsü Ronan konunun son derece orijinal olduğunu dile getirdi. Çok güzel bir konuşmaydı. Philipp Wirtz doktor SOAS'ta tarih bölümünde dersler veriyor. Türkiye'de yaşayan Almanların 1908 yılı ile 1919 yılları arasında Türkiye'de yaşamış olan Almanların o dönem Osmanlı yaşantısı, kültürü, gelişmeleri hakkındaki görüşleri bize anlattı. Evet. Son derece orijinal bir araştırma konusu bu. Kendisi de Alman olduğu için çok daha derinlere inebilmiş araştırmasında ve bize hiç duymadığımız gayet güzel bilgiler aktardı. Örneğin o dönemde İstanbul'da yayınlanan Osmanische Lloyd adlı bir gazetenin varlığından bahsetti, bize örnekler gösterdi. Bu İstanbul'da yaşayan Almanca konuşan toplumun okuduğu bir gazeteymiş. O
dönemde İstanbul'da kaç Alman yaşıyor, kaç Almanca konuşan yaşıyor, bundan pek emin değil kendisi henüz. Ancak belli ki oldukça geniş bir toplumda varmış orada. Ve tabii günümüzde hep öyle zannediliyor ki Türkler başka ülkelerde göçmen olarak yaşamışlar. Ama bu akşamki konuşmacımız Philipp Wirtz gerçekten yabancıların da Türkiye'de göçmen olarak bulunduklarını ve ülkemizden o dönemki durumdan böyle ilgiyle bahsettiklerini, bunu kendi vatandaşlarına, Almanlara, Almanca konuşan Avusturyalılar da dahil buna kimselere öğretmek istediklerini söyledi ve hakikaten hepimiz çok faydalandık. Çok başarılı bir akşamdı.